Gitar Saati'nin bu haftaki konuğu Kaan Korat. Evet, herkese merhabalar. Bu hafta bir konuğumuz var. Konuğumuz Sayın Kaan Korat, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Kaan Korat. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şundan bahsetmek istemiyorum. Genelde böyle söyleşileri açtığım zaman işte kendinizi tanıtır mısınız? İşte şunu yaptınız, bunu yaptınız gibi bir özgeçmiş durumu oluyor. Bunlardan bahsetmek istemiyorum. Sizi bence tanıyan tanıyordur diye düşünüyorum. Tanımayan da artık öğrenir. tanımayan da öğrenebilir. Bu klişelerden uzak bir konuşma yapalım. Şeyle başlamak istiyorum. Özellikle en merak ettiğim konu bu. Size baktığım zaman hem gençlik yıllarınızda hem hala da süre gelen bir aktivite durumu var. Yani sürekli aktifsiniz. Hatta biz arkadaşım Alperes'le beraber de bir konserinize geldiğimizde, açıkçası Eskişehir'e gelmiştiniz Trio Anka'yla. Ya işte adamlar hala çalışıyor, biz işte tembellik ediyoruz falan diye düşünüp gidip sabaha kadar kapanmıştık. O gün güzel bir kan vermişiz. Evet, o gün bir kan verme durumumuz olmuştu. Ben hani bu motivasyon nereden geliyor onu merak ediyorum. Özellikle hem kendim için de hem de benim gibi olan diğer gitaristler için de. Bence önemli bir soru. Evet, evet, yani güzel bir soru. Tabii insanın kendisini analiz etmesi ve net bir şeyler, yani şu yüzden diye söylemesi çok çok zor. Birçok şey bir araya geliyor ve insanın dönemleri var. Mesela şu anda siz benim bu zamanki halimi, bu zamanki geçmişimi ve şu anda yaptığım aktiviteleri görüyorsunuz ama sizlerden de daha genç olduğum dönemlerde, mesela gitara ilk başladığım yıllarda, öğrencilik yıllarımdaki durum, hemen sonrasındaki durumumla şu andaki bulunmuş olduğum statü çok çok farklı birbirinden. Çünkü o yıllar mesela son derece aslında gelişine giden yıllardı. Hiçbir plan yoktu. Sadece ne vardı? Büyük bir gitar aşkı vardı. Ben tiyatro bölümünde okuyordum Hacettepe'de. Ondan sonra gitara geçmeye karar verdim. Bilkent Gitar'ın, o sırada Bilkent Üniversitesi'nin diplomasının geçerli olup olmayacağı belli değildi o yıllarda henüz. Daha Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi falan. Yani düşünsene, evet, delicesine öbür tarafta hazır devlet tiyatrosunda işe giren bir şey varken, kurum varken orayı bıraktım, gitarist olacağım dedim, geldim. Dolayısıyla tutku ve o ateşin peşinden koşmak, pek de fazla mantıkla bakmamak, bundan sonra dolayısıyla bir güdülerini, isteklerini takip etmek gibi bir durum içindeydim o gençlik yıllarında. Hemen arkasından gelen yıllarda, mezuniyetten sonra büyük bir şans eseri. Orada mesela tamamen şans devreye girmiştir. Mustafa Nevzat İlaç Sanayi bize Türkiye turnesi teklif etti. O sırada biz zaman zaman, ne yalan söyleyeyim, Soner'le şey de çalardık, flamenko çalardık. Bazen böyle barlarda marlarda paramızı, harçlığımızı çıkartalım diye çaldığımız olurdu. O barda bize verdikleri paradan daha az kaşet teklif etti Mustafa Nevzat İlaç Sanayi konserler için. Fakat biz okey dedik. Dolayısıyla aslında barda kazanacağım paradan daha azıyla konser verdik ve bütün Türkiye'yi dolaştık Bilkent Gitar Üçlüsü olarak. Üçlü inanılmaz bir sinerji yarattı. Çünkü çok cazip bir gruptu. Hem biz çok iyi oturmuştuk yerimize, hem de grubun yapısı üç gitar aslında çok zengin bir grup şekli. Bütün bu şanslar bizim önümüzü inanılmaz açtı. Olay kaç yılıydı? 98 yılı filandı herhalde. Evet, 1998'de bizim yıllık konser ortalamamız 50 konser civarındaydı. Hemen hemen hepsi kaşeliydi. Ve yurt dışı konserler dahil, işte ana haber bültenlerinde çıkardık garip bir şekilde. Niye klasik müzik grubu orada çıkarsa. Fakat buraya gelişimiz tamamen plansız, ana göre davranarak, ama bir taraftan da içimizde öyle bir tutku varmış ki adamlar o parayı söylediğinde hadi canım biz bunu niye yapalım şimdi, kendimize saygımıza yakışmaz bu filan gibi bir tavırla dönüp arkamızı gitmedik. O süre içinde de, o 50 konsere gelmeden önce de, konserlerimizin büyük çoğunluğunu tamamen bila ücret, tamamen hayır için, bilmem ne için, sırf konser verebilmiş olmak için verdik. Yani o zamana geldiğimizde neredeyse 500'e yakın konserimiz vardı elimizde. Yani 1998'e geldiğimizde. Bu plansız giden kısmıydı.
Ben hiçbir zamanda şeyi planlamadım işin açıkçası. Mesela doktoraya girerken ben sonradan doçent olurum, oradan da profesörlüğe ilerler, öğretim üyesi olarak emekli olurum falan. Böyle bir şey yoktu kafamda. Yani o anda yürüyüş içinde çıkan şeylerdi. Ben o yüzden şeye inanırım. Siz yürürsünüz, eğer gerçekten enerji koyarak, gerçekten severek, gerçekten tutkuyla ve iyi bir şey yapmaya çalışarak yürürseniz, o sizin kapınıza, karşınıza kapılar açar. Hı hı. O kapıların hangisinden geçeceğiniz, nasıl geçeceğiniz, biraz şans, biraz talih, biraz sizin büyük çoğunlukla sizin nasıl yürüdüğünüzle ilgili olgu, sizin nereye gideceğinizi belirler. Halen de öyleyimdir. Yani o motivasyonu sordun ya biraz önce. Evet. Ben yürürüm. Benim işim bir yere varmaya çalışmak değil. Benim işim yürümek. Hayatımda bir yönüm var, bir amacım var, sevdiğim bir şeyler var. O yönde devamlı yürüyüp dururum. Bir Türkiye gitar buluşması. Nereye varacağını asla bilmediğim bir başlangıç yaptım. Şimdi buraya vardı. Gitar kariyeri, konserler. Diyordum ki işte ben dünyanın her yerinde gitar çalabilen ve seyirciye zevk verebilen bir gitarist olmak istiyordum. Oldu. Ama bunu nasıl yapılandırdın dersen birçok şey bir araya geldi. Benim azmim, karşıma çıkan talihli durumlar veyahut da bizim tavrımız bir şekilde yürüttü. Bugün hala aynı durumdayım. Yani ileriye baktığımda evimde oturayım diye bir duygu yok benim içimde. Hala gitarla beraberim. Öğrencilerim var, konserle ilgili projelerim var. İşte gitar camiasıyla bir araya gelmekle ilgili projelerim var filan falan. Hatta biraz önce konuştuğumuz gibi internette bir şeyler yapılabilir mi diye projelerim var. Allah bilir yapabilir miyim, yapamaz mıyım ama onların nereye gideceğiyle ilgili bir hayalim yok. Sadece yapabilmekle ilgili bir hayalim var. Şeyi merak ediyorum. Şimdi dediğiniz gibi eskiden belki bu yolda yürümek ve ileriye bakmamak şimdiki kadar riskli bir durum olmayabilir gibi geliyor bana. Yani ben şimdi eskiden yaşamadığım için. Şimdi şöyle bir trend var. Aileler bir an önce çocuklarını belli başlı birkaç mesleğe sokup hayatlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Çocuklar bir an önce böyle para kazanıp hayatlarının geri kalanlarını işte garanti altına almaya çalışıyorlar. Bu dönemde de sizce dediğiniz gibi plansız bir şekilde sadece işe odaklanmak nasıl mümkün olabilir? Yani aynı şeyi mesela çocuğunuz için de düşünüyor musunuz? Yani aynı tavsiyeyi mesela ona verebiliyor musunuz? Yani bu konudaki düşünceleriniz neler? Çok güzel soru Çavgıntı. Yani tersten başlayıp başına doğru gideyim soruyu. Çocuğuma aynı şeyi yapıyorum. Benim çocuğum resim yapmayı seviyordu ta ne zamandan beri. Üniversite kursuna göndermedik. Hiçbir şey yapmadık. Yani o resim yapmaya devam etti. Sadece resim konusunda onu destekledik, bir şey yaptık filan falan. Tutkusunun peşinden gitti. Öbürkü işte tarih, edebiyat bilmem neyle uğraşıyor. Yani hiçbir noktada oğlum bu meslekle ne kazanacaksın, nasıl bilmem ne olmayı düşünüyorsun demedik. Onlar biliyorum ki eğer yaptıkları işi iyi yaparlarsa bir şekilde hayatlarını kazanacaklar. Zaten yaptığı işi iyi yapmıyorsa, mühendis de olsa aynı handikapları yaşayacak hayatta. Yani hangi mesleği değil, o mesleği nasıl icra ettiğin benim için önemlidir. Şimdi geriye doğru gitmeye başlayayım senin sorunda. Benim zamanımda da aynı aileler vardı. Aileler aynı ailelerdi. Yani doktorlar çocuklarını doktor, mühendisler mühendis, hukukçular hukukçu yapmaya çalışırdı o dönemde de. Dolayısıyla rekabet, yani bugünkü bir müzisyen için mesela ortam daha boştu diyebiliriz, değil mi? Evet. Benim dönemimden kaç konsertist veyahut da bildiğin gitarist hatırlıyorsun yaklaşık sayı olarak? Yine belli başlı birkaç kişi var aslında bakarsanız. 5? Belki. Onu bulur mu? Zor. Yok. Evet. Yani demek ki ortam boştu. Bir sürü gitar mezunu vardı. Peki bunların kaç tanesi müzik dünyasının içinde yer alabildi? Bugünden çok farklı değil. Yani evet, bugün daha fazla kişi var. Sanılıyor ki ortaya çıkmak, bir şeyler yapmak, sivrilmek çok daha zor. Ama aslına bakarsan ortamın boş olduğu devirde de çok zordu.
Onun da kendine has zorlukları vardır. Çünkü o var olmayan bir alanın içinde bir yol açmaya çalışıyorsundur. Halbuki burada en azından açılmış yollar var. Evet. Arkadan gelenler o yollardan bir şekilde gidiyorlar. Onlar belki daha da genişletiyorlar, daha da büyütüyorlar o yolları falan. O yüzden herkes kendi çağını yaşar. Dolayısıyla burada önemli olan şey, biz neye odaklı bir kültürüz, toplumuz? Dışarıdan gelen bir takım etkenlerin bize aslında potansiyelimizi veya hayallerimizi gerçekleştirmekte zorluk çıkarttığı veyahut da bunları yaptırtmadığı, yapamadıklarımız yaptırtılmayanlardır. Yapabildiklerimiz de bizim başarılarımızdır. Evet. Bizim bireylerimiz böyle düşünür, bu toplumun bireyleri böyle düşünür. Yapamadığı her şey için onun bir suçlusu vardır çevrede. O adrese gönderir. Oturup da demez ki arkadaş, pandemi sırasında sokağa çıkamazken günde 12 saat gitar çalışma fırsatım vardı demez. Pandemi üstümüze çok bastı, ne olacağımızı da bilemiyoruz. Bütün hevesim kaçtı, inan ki elime gitar alamadım der. Bunun sebebi de pandemidir. O yüzden bu bir bakış açısı meselesi. Yani olaya nereden bakıyorsun? Benim motivasyonum kendimle ilgilidir. Bir konserde konser veririm. Eğer beğendiğim gibi çalmadıysam, insanlar ayakta ve bağırarak alkışlıyorlarsa kulise geçtiğimde mutlu olmam. O benim istediğim gibi çalamadığım bir konserdir. Tam tersi olursa da, eğer inşallah olmaz, ben bayıldım, çok güzel çaldım dedim, insanlar da yuhladı. Hadi canım der, çıkarım dışarı. Yani ilk şey, karar merciği kendi içimdedir. Sonra tabii ki takdir edilmeyi, bilmem neyi, dışarıdan gelen zorluk veyahut da yardımları değerlendiririm. Ama asıl objenin kendim olduğunu bilirim. Bence herkese tavsiye edilmesi gereken şey bu. Bıraksınlar bahaneleri, oradan şuradan şöyle oluyor böyle oluyor. Kendisi yapması gerekeni yaptı mı bir o soruyu sorsun. Şunu da sorayım, hani laf buraya gelmişken, şimdi aslında konuşmanın temeli biraz şuna dayanıyor gibi. Hani insanlar müzisyen, yani müzisyen olmak isteyen insanlar geleceğe yönelik tecrübelerden faydalanıyorlar. Yani sizin tecrübeleriniz onları bir ışık tutuyor. Baktığınız zaman ben şimdiden mesela 10 yaş daha genç olsam şu video benim için çok önemli, daha önemli olurdu. Niye? Çünkü olayın içine girmemişim daha. Olayın içinden biri bana sesleniyor gibi bir durum var burada. Yani birazcık bu müzik işlerinin böyle irrasyonel olduğunu anlamaları lazım bence. Yani tamamen böyle parayla karşılıklı bir şey söylemek mümkün değil. Ama konu buraya gelmişken şeyi de sormak istiyorum. Şimdi ben dediğim gibi 15 yaşında, belki daha erken, belki de işte lisans düzeyine gelmiş bir insanım diyelim ki. Ve yolumu gitarist olarak yürümek istiyorum. Bir konservatuvar istiyorum. Baktığım zaman Türkiye'de zaten seçenek sayısı belli başlı. Fazla bir seçeneğimiz yok. Ben neden Bilkent'i tercih edeyim? Yani buraya gelmek istiyorum. Başka hocalarla da bu söyleşiyi yapmak istiyorum aynı zamanda. Yani önden onu da söyleyeyim. Çünkü biraz ben şunu görüyorum. Mesela Bilkent'i tercih etmek isteyen insan Bilkent'e nasıl girilir konusunda bir kere bir bulanıklık yaşıyor. Çünkü girip kimse böyle orada şartnameyi bulmuyor niyeyse. İlla orada bir öğrenciye soruyor veya hocaya direkt iletişime geçiyor hocayla. Önce bir onu sorayım. Yani buraya nasıl girilir? Hangi şartlar aranır? İkinci sorum, burada nasıl bir süreçten geçer? Üçüncü sorum da hepsini içeride sormuş olayım. Çıkınca yine biraz bahsettik aslında. Aynı soru gibi olacak ama böyle bir süreci bir anlatalım istiyorum. Okey, yani güzel bir soru. Diğer hani niye bizi tercih etmeli diye anlatmayayım ben onu. Çünkü bizi niye tercih etmelisiniz deyince diğerleriyle ilgili bir kıyaslama, bir şey yapma. Hani onlar şunu yapıyor, biz bunu yapıyoruz falan, evet, gibi bir durum ortaya doğuyor. Öyle bir şeye girmeyi istemem. Fakat burada önemli olan şey, eğitim kurumlarına baktığımızda özellikle mesela benim tabii ki iyi tanıdığım müzik eğitimi kurumlarına baktığımızda her kurumun kendine ait bir kültürü olduğunu görürüz. Belli karakteristik özellikleri vardır. Hem hocaları, hem müfredatları, hem yetiştirdikleri öğrenciler de bu kültürün içinde yetişirler. İyi veya kötü olarak tanımlamayı istemem. Her kültürün, nasıl ki
İran'ın bir kültürü var, Türkiye'nin var, Yunanistan'ın var. Bunlara şu kültür iyi, şu kültür kötü diyemeyiz. Ama kültürlerin daha güçlü olan veyahut da daha belki zayıf bulabileceğimiz yanları olur. Okullar da buna benziyor bence. Bizim kültürümüz ne? Bir kere Bilkent'in genel kültüründe diğer yerlerden farklı olarak müzik dışındaki dersler de son derece önemlidir. Ama bu bence o kadar önemli bir şey ki, çünkü konservatuvar mezunlarının Atatürk'ün söylediği gibi alnında ışığı ilk gören aydınlar değil de, ne yazık ki çok tepki toplayacağım belki ama, kara cahillerden oluştuğunu görüyorum ben. Ne Türkçeden haberi var, ne edebiyattan var, ne matematikten var, ne coğrafyadan var. Bir şey konuşamıyorsunuz. Araştırmayı öğrenmemiş oluyor. Bakın bugün master'a, doktora'ya alınan çocuklara tez yazdırılmaya çalışılıyor. Ya tezler büyük oranda niteliksiz çıkıyor. Neden niteliksiz çıkıyor? Bu adama sen bütün eğitim hayatı boyunca bir formasyon atmamışsın, temel bir araştırma, yazma, çizme, düşünme yetisi kazandırmamışsın. Sonra diyorsun ki master veya doktora seviyesinde bir akademik düşünce ve araştırma üretip bir şey çıkart ortaya. Olamaz ki. Yani o altyapı yok, o beklediğin adamda onu vermemişsin. Bilgi vermeden geri istenemez. Önce bilgiyi verirsin, alan kişi işler, sonra sana bir geri çıktı verir. Sen bilgiyi vermemişsin, çıktı istiyorsun master, doktora seviyesinde geldiğinde. Aynı şey akademisyenler için geçerli. Öğretmen oluyor ama neyi, neden yaptığını, nasıl yaptığını ve nasıl göstermesi gerektiğini analiz edecek bir düşünce sistemi içinden geçmemiş. Öğretmeninin, ustasının gösterdiği yoldan yürümeyi öğrenmiş. O yüzden de o patikanın dışına çıkmak son derece korkutucu. Öğretici olmuş, usta olmuş ama bildiği tek bir patika var. Dolayısıyla birçok müzisyen, akademisyen için bu çok şey, hala 1970'teki bilgiyi vermeye devam ediyor. 2020'nin bilgisini vermeye başlayamıyor. Çünkü suyunun 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 suyu şeklinde o devam etmiş. O bilgiye kendini açacak. Bu neyle olur? Bir dille olur. Dil bileceksiniz. Dünyadaki o alana ait herkes ne konuşuyor, ne söylüyor, bunu bir anlayabilir hale geleceksiniz. İki, aldığınız diğer derslerle, müzik dışı derslerle ve müziğin çevre dersleriyle, işte müzik tarihidir, form bilgisidir, bilmem nesidir, şudur budur, bu tür derslerle araştırma yapmayı, vizyonunuzu genişletmeyi, çalgınızla yaptığınız fiziksel eylemle tüm bilgi dünyasını birleştirebilmeyi, onu tek bir bütün haline getirebilmeyi öğreneceksiniz. Şimdi Bilkent'te bu bence kuvvetli. Bu bazen şikayet konusu oluyor. Yani kültür dersleri çok fazla. Aman iyi ki çok fazla. Böylece, çünkü herkes virtüöz olmayacak. Ama buradan çıkan herkesin dünya insanı ve entelektüel olması çok önemli. İşte her konservatuvarda virtüöz seviyesi veya çok yüksek seviye 10 öğrenciden biridir veya 20 öğrenciden bir tanesi o seviyeyi yakalar. Öbürküler standart müzisyenlik seviyesinde kalırlar. Ama o bir kişiyi çıkartacağım diye 19 kişiyi orta halli veya vasat müzisyen ve cahil bırakma seçimi var burada. Evet. Sonra sadece enstrüman dersin önemli, bir de solfeji öğren tabii, o da çok önemli çünkü okuma yazma filan. Bilkent'in birinci bence özelliği buradan geliyor, genel özelliğidir bu. İkincisi de bizim öğrenciyle yürüyüşümüz şöyle bir şey. Öğrenciler mezun olduktan sonra kayboluyorlar, değil mi? Evet. Yani mezun olana kadar fazla problem yok. Çünkü okuldaki dersler, ödevler, öğretmeni istiyor, sınavlar geliyor filan. O bir döngü, bir koşuşturma. Orada kaybolmak o kadar kolay değil. Daha motive olursun, daha az motive olursun filan falan. Hepsi bir şekil gidiyor. Ama ne zaman ki o diplomayı eline alıyor, iki tür şey oluyor. Ya master doktoraya aman devam etmeliyim, eğitim hayatım devam etsin. Değil mi? Şu anda %90 böyle düşünüyor zaten. Çünkü hayata, o açık denize açılmakla ilgili bir kaybolmuş duygusu var. Gerçek alan çok geniş. Evet. Ve nasıl ilerleyeceğini, bir patika yok, bir şey yok. Dolayısıyla nereye gideceğini bilemiyorsun.
Bu noktada işte okulun içinde öğretmeni ve ona mentorluk eden öğretmenleri diyeyim, sadece enstrümancı olması da gerekli değil, öğrenciyi aslında nereye gitmeye başladığını, ne olabileceğine, kendi potansiyelinin ne olduğuna göre bir mental hazırlığa sokarsa, psikolojik olarak onu güçlendirip hedefinin ne olduğunu, aslında bunun bir meslek değil, müzisyenliğin bir yaşam tarzı olduğunu. Ben ölünceye kadar müzisyenim. İnsanlar diyor, emekliliğin geldi mi? Bana ne? Gelse ne olacak ki? Yani beni artık çalışamazsın diye bu kurumdan kapının önüne koyana kadar ben ders vermeye devam ederim. Yani bu emeklilikle ilgili bir durum değil. Çünkü benim hayat gayrem. Ne zaman ki o enstrümanı çalamamaya başlayacağım konser seviyesinde, o zaman sahneden çekileceğim ama evimde çalacağım. Hı hı. O yüzden öğrenciye bunu, bu felsefeyi anlatabilirsen eğer, o öğrenci çıktıktan sonra da kendini müzisyen olarak tanımlamış oluyor. Öbür türlüsünde bir tanımı yok. Çıktığında ben neyim sorusunu o noktada sorarsa, o zaman büyük bir kayıp var. O zaman pandemi de onu sarsar. O zaman bilmem ne de işte iki tane konser salonuna başvurdum, hiç cevap bile vermediler de moral bozar ve küsmesine neden olur. Kimisi zaten yahu ben şu barda çalsam daha çok para kazanacağım, şu dershanede para versem, çalsam daha düzenli para gelir der. O kadar yıl çalıştığı şeyi terk eder gider. Dolayısıyla Bilkent'te biz mümkün olduğunca tıpkı benim kendimin olduğu gibi müzisyen tanımını koymaya çalışıyoruz. Daha sonra bütün dünyanın ne seviyede olduğunu çok iyi göstermeye çalışıyoruz. Senin rakibin yanındaki sınıftaki arkadaşın değil. Senin rakibin, bak Almanya'da bilmem nerede, şurada burada, şu seviyede çalan adam. Ve senin potansiyelin ne? Kimisi yarışmalarda birincilikler kazanan yüksek seviyeli bir performer olacak. Kimisi de iyi bir müzisyen olacak, öğrencilerine ve sahnede kendisini dinleyenlere birçok şey katabilen, büyük bir zevk yaşatabilen insanlar olacaklar. Ama müzisyenliğin birçok büyük bir skalası var değil mi? İlla ki Angelo Desiderio olman gerekmiyor bu işin sonunda. İşte bütün bunların farkındalığını oluşturmaya çalışırız. Bence Bilkent'ten çok gitarist çıktı. Hala da şeyde evet, gördüğümüz, piyasada kariyer yolunda gördüğümüz. En büyük etki buradan gelir. Yani o çocukların mental olarak çıktıktan sonra yönünü almışsa eğer, orada devam ediyor o yönde gitmeye. Kendini geliştiriyor. Burada şu örneği vermek istiyorum. Şimdi ben Selanik'i sık sık ziyarette bulunuyorum. Orada Elena Papandreou ve Oscar Gilia ile beraber çalışıyoruz. Ya Oscar mesela, yanlış hatırlamıyorsam 1938 doğumlu. Ve her gittiğimde gitar çalışıyor oluyor. Şimdi bu saatten sonra nereye varacaksın? Yani insan ister istemez o soruyu soruyor. Ama dediğiniz gibi oradaki şey aslında farklı bir disiplin. Yani özellikle Türkiye'nin bence bir şeyi bu, handikapı. Çalışırken karşılığında illa bir şey gelmesi. Bu not olabilir. İşte sınavdan bir başarı, konserde bir alkış veya para. Yani bir şeye karşılıklı yapmak. İşte bu iş bence öyle değil. Özellikle gittiğim zaman o kültür beni gerçekten çok etkiliyor. Yani sürekli okuyan, mesela bir örnek verdiği zaman, işte burada Doğulara'ya bağlı demiyor da bana işte Roma İmparatorluğu'nda falan diye böyle bir örnek başlıyor. Tam dediğiniz gibi aslında. Bence bu çok önemli. Yani bir de Faris hocam vardır benim, Faris Akarsu. Çok kıymetli, buradan selam olsun. O da şey derdi, bu çocukların elinden kemanı al, bunlar hiçbir şey konuşamaz derdi. Aynı benzer bir şey yani. Dolayısıyla bence gitar dersinden bile önemli dediğiniz kültür dersi kısmı. Belki yaşayanlar angarya gibi geliyor olabilir ama ilerleyen dönemde kesinlikle bence katkısı çok farklı olur. Kesinlikle. Senin söylediğine bir tamlama yapayım ben. Mesela Avrupa'da ben gittiğimde çeşitli festivaller, masterclass'ta veriyorum. Ya masterclass'ta oradaki yarışmada birinci olmuş çocuk geliyor benden masterclass alıyor. Şimdi şöyle bir düşünelim. Türkiye'den gelmiş Kaan Korat isimli bir gitarist. Arkadaş, senin ne işin var Kaan Korat isimli adamın masterclass dersinde? Zaten birinci olmuşsun oradaki yarışmada filan. Yani manyak gibi çalıyorsun. Evet. Ama sırf o çocuk değil, bir sürü adam hevesle o masterclass'a koşarak geliyorlar. Seyredenler oluyor, ondan sonra ona yazılmış olanlar oluyor.
Çünkü bilgi açlığı var. Evet. Kimden ne duyarım ben diyor. Yani kötü bir şey olması umurunda değil. Orada zaten duyacağı bir tane cımbızla çekeceği şey bile, bilgi bile çok değerli onun için. Bizim Türkiye'de bak, festivaller oluyor, dünyanın en büyük isimleri geliyor, bilmem ne oluyor. Dünyanın en büyük ismiyle, ne bileyim, Lorenzo Michelli gelmiş, ondan sonra orada ders veriyor filan. O derse kendini yazdırmış arkadaş gelmiyor ya. Evet. Yani arkadaş, sen çölde yaşıyorsun. Evet. Sana diyorlar ki burada vaha var, su var. O suya gitmiyorsun. Oradaki adam zaten denizin içinde yaşıyor, hala su bulmak için çabalıyor. Yani dolayısıyla bu biraz önce söylediğin kültürle ilgili bir şey. Yani, Oscar Gillian'ın çalışmasıyla hala bağlantılı olan bir konu. Orada insanlar o döngünün içinde bolluk olmasına rağmen inanılmaz bir çabayla ve inanılmaz bir eforla, hevesle bilginin peşinden koşuyorlar. Buradaki arkadaş yakınmayı çok iyi biliyor. Efendim şu da yok ki, bu da bilmem ne de, şu da şöyle de falan. Ayağına gelen kimseye de 15 dakikalık yolu gidip de zahmet edip izlemeye yanaşmıyor. Bu çok çok bir şey de ben ekleyeyim. Yine yazın pandemi döneminde biz Oscar'la online dersler yapıyorduk. İzin almış, derse girmek istiyor. Kim? Ravşan Mametkuliyev. Yani GFA şampiyonu. Bir adam artık, yani kimse bu saatten sonra hiçbir derse girmese bir şey diyemez o adama yani. Ama yani benim online dersimi oradan nereden buldun da o derse oradan katıldın? Yani çok alakasız bir şeydi. Bir anda böyle yukarıda gördüm, Ravşan Mametkuliyev katıldı diye. Ya dedim, ne işin var burada? Ama dediğiniz gibi işte o başka bir şey. Ve sonra kendisiyle de konuştum. Şey dedi, benim de mesela Rusya'da dedi gitar eğitimi adına dedi çok şikayetlerim vardı, yani çok insan bulamıyordum. Tamamıyla ben masterclass öğrencisiyim diyordu, yani masterclasslardan ben buraya geldim diyor. Ve hala da devam ediyor, o artık şeyi almış kendine. O zaman şeyi de soruyorum, bu laf CF'ye falan gelmişken, o konuda da çünkü tartışmalar var. Biraz yarışmaları sormak istiyorum. Sizin öğrencilerinizden de yarışmada çok büyük başarılar elde eden kişiler var, özellikle işte Özberk. Çok fazla şey aklımda kalmadı ama başkaları da mutlaka var. Yani Suyla var, evet. Suyla'yı da unutmayalım. Begüm daha yeni bir tane de. Evet, şey evet. Şimdi bazı hocalara bakıyorum ben. Mesela yarışmaların çok zehirli bir ortam olduğunu, aslında bir müzikal yani açıdan bir katil olduğunu düşünen hocalar var. Kimisi diyor ki artık bu devirde hani kariyer yollarını, basamaklarını tırmanmak için yarışma yolundan geçmezsen olmaz diyor. Yani bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Ya şöyle, çok herkes haklı. Orhan Gencebay'ın vardı ya, sen de sen de haklısın diye bir şarkısı. Öyle bir şey. Şimdi yarışmalar müziğin doğasına aykırıdır diyenlere katılmıyorum. Çünkü müzisyenler tarihin başlangıcından beri birbirleriyle ister resmi ister aresmi olarak yarışırlar. Bir rekabet içindedirler. Birbirlerini kıyaslarlar, seyirci de onları kıyaslar. Bir önce gittiği piyanistle bu piyanisti birbiriyle kıyaslayarak yorumlarda bulunurlar filan. Dolayısıyla yarışma aslında sadece müzikte değil, her alanda insanın rekabetçi içgüdüsüne bağlı olarak gelişen bir şey. Dolayısıyla bunu inkar etmenin alemi yok. Ha, müzik çok sanattır, çok bilmem nedir filan falan, bunların üstünde olmalıdır. Olmalıdırla oldu. İki farklı kavram. Diğer taraftan yarışmanın şöyle bir tatsızlığı var, bunu inkar etmek mümkün değil. Özellikle yaklaşık işte 2000'lerin, 2010'ların sonrasına, 2012-2015 arasına kadar yarışmalar standart türde bir müzisyen üretmeye yöneldi. Daha sonra her türlü riskten, jürinin görüşlerinde riskli olabilecek her türlü karardan kaçınan, teknik olarak mükemmelliğe yönelmiş, müzikal olarak mantıklı şeyleri yapan ama mantığın dışında içten gelen veyahut da size ait olan yorumları tamamen törpüleyen, 100 kişiyi arka arkaya çaldırttığınızda pek de birbirinden ayırt edemediğiniz bir çalış türü ortaya çıkarttı. Bu gerçekten yarışmaların çok fena bir etkisi oldu. Fakat ben son yıllarda şunu da görmeye başladım. Bütün müzisyenler bu müzisyen türüne karşı bir
antipati duydular, tepki gösterdiler. Yani yarışma müzisyeni diye bütün müzik dünyasında bir sözcük oluştu. Ve de pek de övgü dolu bir sözcük değildi bu. Aslında standartlaşan, robotlaşan ve yaratıcılığı kalmayan bir müzisyen türüne işaret ediyordu. Dolayısıyla ama son senelerde oldukça renkli, oldukça özgün, daha kendi karakterini de parçaların içine koymaya fazla çekinmeyen ve çok büyük virtüöziteye sahip yarışmacılar seyretmeye başladım. Bunlar da GFA'de dahil olmak üzere birçok yarışmada ilk dereceleri kopartmaya başladılar. Dolayısıyla yeni bir profil var. Yani birazcık daha o biraz önce bahsettiğim dönemi, yarışmaların ergenlik dönemi gibi görüyorum ben. Henüz ne istediğini, ne olması gerektiğini bulamadığı dönem. Şimdi yavaş yavaş aslında yarışmalar virtüöz seviyede müzisyen aradıklarını tekrar hatırlar hale geldiler. Ve de yarışmacılar da buna yönelik stratejiler üretmeye başladılar. Çare yok çünkü 100 kişi dinliyorsunuz, 100'ü de hata yapmıyor. Evet. Yüzü de aynı şeyde bir ton çıkartıyor. Russell ve Barreco sonrası ekibin tamamı aynı şekilde bir çalış özelliğine sahip oldu. Büyük hizmetlerinin yanında büyük yarışmalar gibi bir etkileri de oldu aslında o iki ismin. Daha sonra dolayısıyla artık rekabet çok zorlaştı bu noktada. Seçemezsiniz ki standart çalan adamların içinden. Hı hı. Daha sonra şimdi farklılaşıyor. Yarışma yine de tatsız mı? Evet, bir müzisyen için tatsız olabilir ama diğer taraftan çok da geliştirici olabilir. Eğer hedeflerini doğru koyan, kendini motive eden, başkalarıyla değil de kendisiyle yarışan bir ruh haline bürünebilirse, o zaman kendi potansiyelini en yükseklerine doğru kendini götürmek için ekstra bir motivasyon kaynağı bulabilir yarışmalarda çocuklar. Özberk'ten söz ettik biraz önce. İlk girdiği yarışmadan son girdiği yarışmaya kadar ona hep söylediğim şey, alacağın sonucun bir önemi yok. Yani birinci olursun, onuncu olursun, beşinci olursun. Sen nasıl çaldın? Orada sen kendi potansiyelinin ne kadarını gerçekleştirdin, kendine göre ne kadar memnundun. Eğer çok memnunsan ve birileri senden daha yukarıda kaldıysa kalmıştır. Yani onu kontrol edemezsin başkalarını. Kontrol edebileceğin tek şey kendindir. Bu felsefe üstünden yarışma zararlı değil. Kendi yolundan gidebilirsin. Diğer taraftan da hakikaten de binlerce genç var. Nasıl kendilerini gösterecekler? Nerede konser şansı bulacaklar? Hele uluslararası arenada. Network denilen şey insanın sadece kendi çevresinde işleyebilen bir şey. Network ağını genişletmek için herhangi bir festival direktörüne kendinizi razı edemezsiniz ki bana bir şans ver de bak ne kadar memnun kalacaksın diye. Hı hı. Festival direktörü yeni çok parlak gençler arıyor. Evet, verelim gençlere, fırsat verelim diyor. Ama kime verecek? Sırf çevresindeki, şehirdeki gitaristlerden mi seçecek? Yarışmalar işte bunları açıyor. Yani Özberk için de açıyor, bilmem kim için de açıyor. 3-5 yarışmada şey yapmış bir çocuk, sağlam bir referans mektubu almış gibi oluyor. Hı hı. Kendi gözleriyle görüyorlar. Sonra çağrılmak için bir şansı oluyor. Dolayısıyla evet, kişiliğe de çok bağlı. Bazı gitaristin veya müzisyenin de hiçbir zaman yarışmalara bulaşmaması gerekir. Kendi yolunu çizmesi gerekir. Yarışmaya katılacak cins müzisyen daha farklı bir karakter, daha farklı bir bence yapıya sahip olmalı. O yüzden her müzisyeni yarışmaya katmaya gayret etmekte fayda yok. Ama her müzisyenin en azından bir kere tecrübe etmesinin iyi bir şey olduğunu düşünürüm. Hı hı. Aslında burada benim sizden anladığım şey şu, yarışmaların aslında handikapı yine insanın kendisiyle alakalı. Yarışmaya göre çalış değiştirirseniz, kendinizden vazgeçip, işte orada bir yarışmacı olmuş oluyorsunuz ve dediğiniz gibi çok böyle antipatik bakışlar var. Mesela en yarışmacı gitarist deyince benim aklıma Marco Topci geliyor. Onunla ilgili de bir şey anlatayım. Mesela Elena ile Oscar işte GFA'de bundan 3 sene önce falan jüriyken, Marco Topci giriyor, turu geçemiyor ve işte sosyal medyadan falan böyle yağdırıyor yani jürilere falan, neden beni geçirmediniz gibi. Sonra işte Elena ile buluşuyorlar, bak diyor, şunu 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 böyle yaptın, bak bunlardan vazgeç.
bu yolda artık git falan diye böyle bir şey yapıyor. Biraz nasihat veriyor Marco'ya. Sonra Marco Topçu yine Elena ile Oscar'ın direktör olduğu Garniano Festivali'ne yarışmaya giriyor ve Elena'nın dediği her şeyi harfiyen çok iyi yapıyor. Birinciliği veriyorlar. Sonra diyor ki bir yerde seyirci olarak gördüm diyor. Üçüncü bambaşka bir çalış yapıyordu diyor. Yani adam bu kalemuna dönmüş artık yani. Tam bir profesyonel yarışmacı. Yani o yarışmayı kazanabilmek için Elena'nın dediklerine belki inanmadan gerçekleştirdi. Bilse LGF'de de yapardı. Başka bir yarışmada yine jüriye göre farklı bir müzik yapıyor. Bence tehlike olan kısım bu. Ve birçok kişinin de hani ben çok böyle taramalı pasajlar falan dinlemek istemediği sürece Marco Topçu yerine gidip başka belki daha az teknik kapasitesi olan kişileri tercih ettiğini düşünüyorum ve görüyorum. Bence bu şekilde. Evet, ben sana katılıyorum ama şöyle bir şey var. Benim mesela öğrencilerime sık sık söylediğim bir şey vardır. Müzikte birçok şey yanlış olmayan her şey doğrudur. Bir kere. Evet. Bir tanesi budur. Çok beylik bir laf belki ama size hani yanlış bir şey söylüyor diyebileceğim tek kişi kimdir biliyor musunuz diyorum. Sadece bu doğrudur. Evet. Bunun böyle yapılması lazımdır. Başka da şekilde yapılmaması gerekir diyen bir adam varsa, o söylediği şey çok doğru bile olsa o adam yanlış adamdır. Hı hı. Ondan bir şey almayın. Yani çünkü burada neye geleceğim? Açık düşünmek gerekiyor. Yani case'lere göre her bir gitarist farklı bir vaka. Ondan sonra her bir hoca farklı bir vaka. Her kariyer yolu farklı bir yolculuk. Dolayısıyla burada işte yarışmalar olsun, yarışmalar olmasın, standartize oluyor, standartize olmuyor, çok yararlı, çok zararlı. Bunların hepsi var olması gereken düşünceler. Dolayısıyla insanların bunun ne işe yarayacağını kendisi için ve kariyeri için ne işe yarayacağını ve ne işe yaramayacağını karar verip görüp, tabii mentoru çok önemli, onu doğru yönelten bir hoca çok önemli bir şey. Ondan sonra da kendi kararını vermeli. Oradan da bizim hiçbirimizin ahkam kesmememiz gerekir. O yarışmaya katılmıyor, çok yanlış yapıyor. Kariyeri için başka bir yol yok ki filan. Öbürkü yarışmaya katılıyor. Bu da standartize olur zaten 3 gün sonra filan. Arkadaş yani case by case, vaka vaka değerlendirmek lazım. Hepsine şans vermek lazım diye düşünüyorum. Ben çok şey değilim bu konuda. Olmalı veya olmamalı noktasında değil. Son olarak artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Son olarak buluşmalardan bahsetmek istiyorum. Bence bilmeyenler de baksınlar. Burada herkes gitar camiasının içinden olmayabilir. Dışarıdan da izleyicilerimiz olabilir. Türkiye gitar buluşmaları. En son yanlış hatırlamıyorsam 12.si oldu. Şahsen benim olduğum yere gelmemde çok büyük pay sahibi olan, belki üniversite kadar pay sahibi olan bir oluşumdur bence. Çünkü birçok dediğiniz gibi network edinmemize sebep oldu. Mesela şu an buradaysak, sizle iletişim kurabiliyorsak yine buluşmalar sayesindedir. Ben yarın Mersin'e gidiyorsam yine buluşmalar sayesinde oluyor genelde. Yani bu gitar camiasını böyle bir birleştirici, yani gitar camiasını birleştirici bir unsur oldu bence bu buluşmalar. O yüzden ben şahsen devamının gelmesini çok istiyorum. Pandemiden ötürü tabii olmayabilir ama sorum şey değil, ne olacak değil. Ben aslında şunu merak ediyorum. Siz bu işi yapmaktan vazgeçtiğinizde bu buluşmalar devam edebilecek mi? Yani ne olacak? Bu sizin kendi şahsi özel çabanızla mı bir şekilde oluyor? Yoksa gerçekten sizden sonra gelen Ali Veli de bunu böyle sürdürebilecek mi? Açıkçası bu konu benim merakımı cezbediyor. Okey, güzel bir soru. Bu beklemediğim bir yere bağlanan bir soru. okay, şeyi söyleyeyim önce. Her şeyden önce buluşmalar nereden çıktı? Yani benim ta lisans devremden beri Türkiye'deki gitar eğitimi konusundaki zaaflarla ilgili derdim vardı. Birbirimizle bağlantımız yoktu. Ben öyle İstanbul'da hangi hoca var, hangi öğrenci var bunları bilmezdim. Birbirimizin seviyesini hiç görmezdik. Dinleme şansımız da yoktu. Hiçbiri gelip konser de vermezdi. Bizim de oradan o tarafa bir konser veren olmazdı filan falan. Büyük bir kopukluk olan kocaman bir camia. Yalnızsın. Bilkent Üniversitesi'nin içinde 4 öğrenciydik. 4 gitaristiz ya. Yani Türkiye içinde evet, bize göre 4 kişiyiz. Bu büyük bir şey.
Artı eğitim alanında da büyük zaaflar var. Çünkü herkes kendi lokal şeyinde çok daha sınırlı bir bilgiyle, çok daha sınırlı bir görgüyle, kendi bildiği kadarıyla yürüyordu. Bilgi iletişimi veyahut da geçirgenliği, hele internetin olmadığı zamanları düşünürsek eğer, hiç yok. O yüzden eğitimin kalitesi veyahut da seviyesi de düşüyor falan. Ben o zamanlar şeye çok gönül vermiştim. Ya dedim, ben gitarist olduğumda Türkiye'deki gitar seviyesinin ve eğitimin yükselmesinde bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Hiç bilmiyorum. Fikrim bile yok ne yapabileceğimle ilgili, ama bir şey yapacağım. Yani ben bu ülkedeki gitar dünyasının şey yapmasında, gelişmesinde bir rol oynayacağım diye kendime o zamandan bir amaç, bir hedef koymuştum. Sonra işte Bilkent Gitar Üçlüsü, dersler vermeye başladık. İşte bol konser ve ders vererek Türkiye'de gitarı işte bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ta ki ASEK, Güneydoğu Avrupa Gitaristler Birliği'nden bizi kurucu üye olarak davet etmelerine kadar. Yani alaka filan, nereden biliyorsunuz bizi? İşte şeyden, Hırvatistan'da verdiğiniz konserde İşvan Ömer sizi tavsiye etti. Ondan sonra kurucu üye olarak gelir misiniz? Oraya bir gittik. Bütün Balkan ülkeleri, işte Romanya, Macaristan filan da dahil, bir birlik kuruyorlar. Ve bir anda şeyi gördük. Yani öğrenciler orada, öğretmenler orada, profesyonel gitaristler orada. Her yerden gitar sesleri geliyor, bilmem ne geliyor. Bir anda şeyin farkına vardık. Yani tamam, giriyorsun, ders veriyorsun, yararlı bir çocuğu belki değiştiriyorsun hayatını filan, ama o kadar minik bir damla ki yapmaya çalışıyor ve yıllarca uğraşıyorsun tabii aynı öğrenciyle. Sonuçta öğrenci sayın işte 8 midir, 10 mudur, bilmem ne midir, o kadar kişiye şey yapıyorsun. Konser verdim, geçtin gittin. Yani hani bir geçmişe yönelik bir parlaklık. Ondan başka bir şey, ama bir birliğin aslında insanları nasıl bir araya getirdiğini, jenerasyonları nasıl birbirine bağladığını ilk defa orada gördük. Kürşat'la beraber gitmiştik. Ondan sonra da işte Türkiye Gitar Derneği'ni kurduk. Fakat dernek çok atıl bir yapı işin açıkçası. Evet. Derneği kurduktan sonra da ben gitar buluşması hayalini ürettim. Yani insanların yarışmayacakları, bilmem ne yapmayacakları, sadece bir araya gelip tanışacakları ve müzikal faaliyetlerle beraber tanışacakları bir etkinlik olsun diye bir şey, proje oluşturdum ve başladım. Şimdi başlangıç bu şekilde oldu. İlk gitar buluşmasına 30 kişi gelmişti. Hiç unutmuyorum. Ondan sonra gelişti, senin dediğin seviyeye vardı ve gerçekten bence özellikle gençler için çok önemli, çünkü neyin bir üyesi olduğunu fark edebilmelerini sağlayan bir ortam. Networklerini kurmalarını sağlayan. Bizler için çok önemli. Bekir, Erdem, bilmem ne, şimdi en yakın dostlarız biz. Devamlı yediğimiz içtiğimiz. İstanbul'a gitti mi ben ararım, onlar bilmem ne yapar filan. Hiçbirimizin arasında böyle bir ilişki yoktu. Çok sıcak bir ilişki kuruldu. O yüzden gidiş güzel. Şimdi gelelim senin soruna. Evet. Türkiye'de birçok şeyde olduğu gibi olaylar müstakildir, kişiler tarafından yapılır, kurumsallaşmazlar bir türlü. Neden? Çünkü kuracağın ekibi yönetmek zor bir iştir. Onların sürekliliğini sağlamak daha da zor bir iştir. Bu noktada gitar buluşmalarında son yıllarda görüyorsunuzdur. Çok güzel Bilkentli öğrencilerden, hatta bazı mezunlardan filan bizim takımımıza gelip buluşma boyunca ekipte yer alanlar oluyor. Fakat 4 günlük takımdır o. Evet. Onun dışındaki buluşmanın tüm şeyi, ayarlaması ve organizasyonu sadece bana aittir. Onun da bir nedeni var. Yıllarca çalışırken bir şeyi söylüyorsun, bir şey eksik yapıldığında çok büyük mahcubiyete şey yapıyorsun, düşüyorsun. Ondan sonra dolayısıyla o işi ona söyleyip sonra bilmem ne olacağını ben kendim yaparım. Bunu da ona söyleyeceğime ben kendim yaparım, şunu da kendim yaparım derken tek kişilik bir kadro ortaya çıkıyor. Böylece her şeye hakim oluyorsun. Ne yapıldı, ne yapılmadı. Birinden özür dileyeceksem kendi adıma dilerim. Başkasının yaptığı nane, üstelik benim söylemiş olduğum bir şey için dilemem o özrü.
Daha sonra yok bir şey iyi yaptıysam da övgüyü kendim alırım. Hı hı. Burada tabii şu handikap var ki ben yapamıyorum dediğim noktada gitar buluşmasının devamı için herhangi bir motor gücü kalmamış olacak demektir. Hı hı. Ama benim umudum şu ki senin jenerasyonuna dahil olmak üzere birçok kişi şu anda gitar buluşması gibi bir etkinliğin ne olduğunu, ne işe yaradığını gördüler. Hı hı. Dolayısıyla bu etkinlik bitmediği sürece ya nasıl olsa var orada buluşuyoruz denir. Evet. Bu etkinlik bittiğinde belki içinizden biri daha sonra ya o çok güzeldi, iyi iş yapıyordu, hadi biz yapalım bu sefer de böyle bir şeyi veya ben yapayım diye bayrağı devralır mı, devralmaz mı? İnşallah onun ilhamını verebilmiş olabilirim diye umut ediyorum. Hocam isterseniz bitirelim. Tamam. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bence şahsen fikirlerine önem verdiğim birkaç kişiden birisiniz benim kendi adıma ve ben sizin YouTube'da böyle bir videonuzun olmanızı isterdim. Yani başka birisi yapsaydı onu ben açıp defalarca izlerdim şahsen. Bence böyle insanların da olduğunu görüyorum. Böyle insanlar var bence. Onlara güzel bir hizmet sunmuş olduk. Ben burada dediğim gibi farklı hocaları da yine ağırlayacağım. İnşallah bir gitar buluşmasının online bir versiyonunu kendi YouTube kanalımızda yapmış oluruz. Yani sizi insanlar tanıyacaklar. Başka yerde işte atıyorum Erdem Hoca'yı, Bekir Hoca'yı tanıyacaklar. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bize burayı açtığınız için, pandemi döneminde bize Bilkent Üniversitesi gibi bir yer açtınız. Bir de hizmet sınırsız yani. Biz böyle bir şey görmedik. Özellikle Ergün Bey'di herhalde. Evet. Çok yardımcı oldu sağ olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Son bir sözünüz varsa... Çavgın çok güzel işler yapıyorsun. Yani seni zaten bir gitarist olarak çok beğendiğimi biliyorsun. Seyretmek ve dinlemek büyük zevk. Teşekkür ederim. Daha sonra hakikaten hem müziğin hem tekniğin pırıl pırıl bir gitaristsin. Ama onun dışında böyle şeylere de aslında enerji vermeye başlamış olman tıpkı biraz önce anlattığım hani bir derneğin, bir birliğin kurulmasından etkinin artması gibi senin bu yaptığın iş de aslında bir kişinin etkisini büyüteç etkisiyle çok çevreye yarayacak bir iş. Çok önemli, çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnşallah gittikçe büyüyen bir seyirci kitlesiyle ve de senin de gelişen projelerini dinlemeye, izlemeye devam ederiz. Teşekkür ederiz hocam. O zaman kapatıyorum. Peki, kapatalım. Evet. Sevgili seyirciler, haftaya gitar saatinde tekrar buluşmak üzere. Bitirmeden önce söylüyorum, abone olmayı unutmayın.